Merhaba arkadaşlar. İngilizce'de temel dil bilgisi derslerine hoş geldiniz. Temel dil bilgisi ve gramer dersleri devam ediyoruz. Bugünkü konumuz İngilizce'de iyilik sıfatları ve iyilik zamirleri. Yani possessive pronouns and possessive adjectives. Possessive pronouns and adje possessive adjectives bugünkü konumuz. Ee, videomuzun sonuna doğru 10 soruluk testimiz olacak. Adjectives sıfatlar. Possessive iyelik sahiplik bir şeye sahip olma examples örnekler vereceğiz bu konuyla alakalı tips Püf noktası. Test, 10 soruluk testimiz ve çözümlerini göreceksiniz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, possessive pronouns, iyilik zamirleri ve possessive adjectives'leri bir tabloda topladık. Burada birinci cümlede gördüğümüz person, kişiler, possessive pronouns and possessive adjectives'ler olarak görüyoruz. Person, which person to mention and pronouns, zamirler and possessive pronouns and possessive adjectives, iyilik zamirleri ve iyilik sıfatları. Possessive pronouns arkadaşlar mine. Mine benimki. Yours seninki. Sizinki. Burada yani bir tek kişi olduğu için yours. Sizinki de denebiliyor. Sizinki diyebiliriz. Hers onunki. This book is hers. Bu kitap onunki diyoruz. Ve sonrasında başka bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Bunların hepsinde arkadaşlar değerli arkadaşlar burada gördüğümüz. Hers, his, onun. Evet arkadaşlar his karıştırılabilir çünkü possessive his karıştırılabilir. Possessive adjective ile beraber his aynı kullanımı var. This book is his. Onun kitabı. This is his book. Onun kitabı aynı şekilde diyebiliyoruz diye kullanabiliyoruz. Bu manada her iki kullanımına da doğru olabiliyor. Arkadaşlar neutral tarafsız orta yani hayvanlar ve eşyalar için kullanıyoruz bunu. Hayvanlar ve eşyalar. Evet burada bakalım arkadaşlar. First person. First person, singular, tekil Gör görüyoruz arkadaşlar. First person, tekil. Second, second person yani you çoğun tekil olarak kullandığımız arkadaşlar. You sec second person, seninki. Seninki diyebilirsek daha mantıklı da olabilir seninki. Fakat buradaki seninki ile third person arkadaşlar yani üçüncü dişi. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçüncü dişi hers yine hers diye olayı bitiriyoruz. This car is hers. O onun. This car is hers. Bu onun arabası. Onunki. Onun arabası. Onunki. Evet burada possessive pronounslarda arkadaşlar. Third person male'de arkadaşlar. Baktığımızda. Üçüncü eril erkek. Evet arkadaşlar. His. This is his. Bu onun. This car is his. Bu onunki. Bu araba onunki diye ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Third person neutral. Bahset. Third person neutral. Tarafsız orta. Yani ortada tarafsız hayvan veya cinsiyeti belli olmayan, cinsiyeti belli olmayan nesneler için kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Hayvanlarda eğer cinsiyetini biliyorsa, eğer hayvanlarda cinsiyetini biliyorsa, dişi ise she olarak hayvanlarda kullanabiliyoruz. Mesela bir kedi eğer dişi olduğunu kullanırsak o zaman she kullanabiliriz. Beklerde de aynı şekilde kullanabiliriz. Eğer erkekse he yani eril erilse, erilse erkek olarak, he olarak kullanabiliriz. Yani his diye ifade edebiliriz. Veya bayansa eğer dişi olduğunu biliyorsak hers diye ifade edebiliriz. First person arkadaşlar çoğul yani ours. Evet arkadaşlar çoğullarda bizimki derken ours. This, this book is ours. This book is ours. Bu bizim kitabımız. Third person Plural da arkadaşlar. Çoğullar Theirs. This book is theirs. This book is theirs. Not ours. So bu kitap onlarınki, bizimki değil. Onlarınki. Gördüğümüz gibi arkadaşlar tekrar edelim. Mine benimki. Yours sizinki, seninki. Hers onunki. His onunki yine ifade ediyoruz. Arkadaşlar it's demiyoruz. It's, it's yine bir ifademiz yok. Kullanmıyoruz. It's. This is its tail. Yani kullanmıyoruz arkadaşlar. Onunki. Yani bir nesnelerin ki dine ifade kullanmıyoruz. Okay. Third plural. Ours. Bizimki. Ours. Bizimki. Theirs. Onlar. Possessive pronouns'larda arkadaşlar tekrar etmiş olduk. Mine. Benimki. Yours. Aynı zamanda tekrar ediyoruz. Çünkü aynı zamanda telaffuzlarını da öğrenmiş oluruz. Mine, yours, hers, his, ours, theirs. theirs, 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 theirs. Evet en çok zor olan arkadaşlar the, the, the. Burada arkadaşlar dilimizi üst diş orta, üst orta dişimize dişlerimize dokunduruyoruz the, theirs, the, the. Evet arkadaşlar. Bu çok önemli. İngilizce'de bunu çıkarmayı başardığımızda çoğu telaffuzlar çözülecektir. Umuyorum. Evet, my possessive adjective'lere geçelim. İyelik sıfatlarına geçelim. İyelik sıfatlarına my, benim, my dad, benim babam, my father, benim babam, my cousin, my benim kuzenim, my benim, your, senin, her. Burada aynı zamanda gösterelim arkadaşlar nereye okuduğumuzu. My, benim your senin, her onun, his yine onun, her biliyorsunuz bayanlar da dişilerde kullanılıyor. Dişilerde kullanıyor. Her onun, his erkek, eril, erillerde kullanılıyor. His, his onun, its, its tail. Evet arkadaşlar. Burada ne demiştik? Its tail, our father, bizim, bizim. Fakat its gördüğünüz onun demek arkadaşlar. Its onun, our bizim, their, sizin. Tekrar edelim. My, your, her, his, its, our, their. My father, your father, her father, his father. Tabii ki its father diyemiyoruz arkadaşlar. Its father, its tail, onun kuyruğu. Its, its paint, onun boyası. Our father, bizim babamız, Their, their father. Onların babaları. Onların babaları. Evet arkadaşlar. My, benim. Your, senin. Her, onun. Bayanlar için, dişiler için. His, eril erkekler için. Onun, its, hayvan ve eşyalar için kullanıyoruz. Onun, our, bizim, their, sizin diye ifade ediyoruz. Evet. İngilizce temel gramer ve dil bilgisi derslerine devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olup paylaşma, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Possessive adjective iyilik sıfatlarıyla alakalı arkadaşlar. Örneklere geçelim. Possessive adjectives we use possessive adjectives after a name and before a noun. Değerli arkadaşlar burada ne diyoruz? İyilik sıfatlarını isimlerden sonra isimlerden sonra ve noun yine isimler oluyor arkadaşlar. Name insan ismi. Fakat noun isimler yani ne ismi olabilir? Herhangi bir eşya ismi olabilir, ülke ismi olabilir. Kullanabiliyoruz. Evet örneklere bakalım değerli arkadaşlar. I have a car. This is my car. Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle bakalım. I have a car and this is my car. Benim bir arabam var. I have a car. Bir arabaya sahibim. I have a car. I have a cat. I have a baby. Bir bebeğim var. I have a cat. Bir kedim var. I have a car. I have a bike. Bir bisikletim var. Değişik ifadeler kullanabilirsiniz. This is my car. Burada gördüğünüz arkadaşlar, this is my car. This is my car. Bu benim arabam. Evet. Buradaki gördüğünüz, sarı renkte gördüğünüz possessive ejektifler arkadaşlar. Sarı renkte gördükleriniz possessive adjectives. My car, daha önce de öğrenmiştik. Benim demekti arkadaşlar. Benim. This is my car. Bu benim arabam. It is your car. You have a car. It is your car. Sen bir arabaya sahipsin. It is your car. O senin araban. Evet, burada görüyoruz arkadaşlar. O senin araban. He has a car. O bir arabası var. O eril. Erkek ki. He, he has a car. Burada bakalım arkadaşlar. He has a car. It is his car. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? It is his car. Bu onun. O onun arabası. Onun. Your senin. My benim. She has a car. O bayan. Bir arabaya sahip. Has. Have has. This is her car. Bakın arkadaşlar burada ne diyoruz? This is her car. Bu onun arabası. This is adjectives. Possessive adjective. Yani iyilik, iyilik, sahiplilik sıfatları, iyilik sıfatları arkadaşlar. The cat has a long tail. Bakın arkadaşlar kedi uzun bir long, long tail. Tail kuyruk, long uzun demekti arkadaşlar. The cat has a long tail. It is its tail. O onun kuyruğu Evet o onun kuyruğu kuyruk Evet biliyorsunuz arkadaşlar kuyruk tail Türkçede kuyruk olarak ifade ediyoruz. We have a car. Biz bir arabamız var. We have a car. Biz bir arabaya sahibiz. Biz bir arabaya sahibiz. We have a car. It is our car. O bizim arabamız. Our car. They have a car. They have a car. It's their car. It's their car. They have a car. It's their car. Onlar bir arabaya sahip. They. They onlar demekti. Have sahip olmak. Arkadaşlar have, has sahip olmak. They have a car. It's their car. O onların arabası. Onların. Evet tekrar etmiş olduk. Onların. Daha önce arkadaşlar bunları ayrıyeten tekrar tanımlarına bakmak isterseniz, Türkçelerine bakmak isterseniz bir önceki, az önceki videomuzu az geri sardırarak bulabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, possessive pronounslara geçelim. Örneklerimizi possessive pronouns yani iyilik zamirlerine iyilik zamirlerine geçelim. Yelik zamirleri arkadaşlar possessive, possessive pronounslara geçmiş olduk arkadaşlar. Ne demekti possessive? Possess, bir şeye possess, sahip olmak, iyilik. iyilik zamirleri, pronouns, Zamir demekti. Tekrar yazalım arkadaşlar. Tekrardan zarar gelmez. Zamir demekti. Possessive pronouns also say who something belongs to. But they replace the noun. Evet bir şeyin kime ait olduğunu. Bir şeyin kime ait olduğunu bize söylüyor. They replace to the noun. İsmin yerini alıyorlar arkadaşlar. So we use them alone. Arkadaşlar bunları... Possessive pronounsları tek başlarına kullanıyoruz. Onlardan sonra bir şey kullanmıyoruz. In this case, bu durumda we we don't use. Arkadaşlar burası çok önemli. Bakın kırmızıyla not ettiğimiz yerlere dikkat edin. It's. In English, the possessive pronouns are mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Değerli arkadaşlar. Ne demiştik? En sonunda it's kullanmıyoruz. This is its demiyoruz. Yani böyle bir ifademiz yani this book, this tail we don't say like this. This tail bu kuyruk. This tail is its. Böyle bir ifade kullanmıyoruz. Neymiş bu? Doğru. Değil. Bu kimin kuyruğu? Onun kuyruğu. Onunki diye ifade etmiyoruz. Okey arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi örneklerimizde I have a car. I have a car. This is mine. Bu benimki. This is mine. I have a car. This is mine. Evet, faydayı görüyoruz arkadaşlar. You have a car. It's yours. It's yours. Eğer adjective, possessive adjective kullanacaksanız it is your car. It is my car. He has a car. It's his car. It's his. Buradaki ifade possessive Pronounce yani iyilik zamirleri ismin yerini alıyor. It is his. Ya yani onunki. She has a car, this is hers. Evet. Burada dikkat edelim. En çok karıştırılan arkadaşlar. Her, her car, her. Ne yaptık? Her isimden önce kullanılıyordu. Okay arkadaşlar. Hers den sonra bir şey ifade kullanılmıyor. Evet. We have a car, it's ours. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi it's ours. O bizimki. Bizim bir arabamız var. O bizimki. We have a car, it's ours. They have a car, it's theirs. O onlarınki. They have a car, it's theirs. Arkadaşlar tekrar ediyorum ki hem de telaffuz ve olayı kavramakta hızlı davranalım. Olayı hızlıca öğrenelim, kavrayalım. Evet, örneklere verdiğimizde daha örnekleri çoğaltacağız arkadaşlar. Bir sonraki slaytlarımızda ayrı, ayrıca ayrıyeten sorularımıza da geçeceğiz. Püf noktalarımız var ve umarım konuyu anlamış olacağız. Tekrar tekrar Konuyu seyredip öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Possessive pronounsları da tek öğrenmiş olduk arkadaşlar. Örnekleriyle onları görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar başka bir örneğimiz, başka bir possessive 's'imiz var arkadaşlar. Daha önce belki bunu görmüşsünüzdür. Possessive 's' ile alakalı. Merhaba arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Konularımızdan önemli birisi possessive 's'. Yani virgül yukarıdan virgül koyduğumuzda bir ismin sonuna bu onun sahiplik ifade ediyor. <laughs> This is his or gibi böyle ama daha sonra Örneklerle çoğaldığında göreceksiniz ki e, cümle size bunun ne tür bir es olduğunu, sahiplik mi yoksa sahiplik ifade eden esmi ya da bir emizar, yani is emizardan gelen, to be'den gelen is esmi olduğunu anlayacaksınız. Evet arkadaşlar veya den gelen esmi olduğunu anlayacaksınız. Evet örneklere bakalım. Possessive yani iyilik iyelik sahiplik bildiren possessif yani and s arkadaşlar dedik yine tekrar edelim sahiplik bildiren s evet burada arkadaşlar biraz sonra püf noktalarımıza geçeceğiz nerelerde bu s'i kullanabiliriz nerelerde kullanamayız kullanmasak daha güzel olur bunu alakalı örneklerimizi vereceğiz English Flix'e abone olup videomuzu paylaşmayı unutmayın ve videomuzu beğenip paylaşın lütfen. This is Oscar's book. Bu Oscar'ın kitabıdır. Arkadaşlar, isimlerden sonra gördüğünüz gibi isimlerden insan isimlerinden sonra kullanımı kullanabilirsiniz. Bu onun kitabıdır. Yani Oscar'ın. Bu this is Burak's book. This is Emir's camera. O Emir'in kamerası. This is Emir's video. Bu Emir'in videosu diye ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu sahiplik bildiriyor. Bu yüzden kullanım da kolay. That is Cennet's bag. Bakın arkadaşlar bu, o Cennet'in, şu Cennet'in çantası. burada yazmışız zaten arkadaşlar. That is Cennet's bag. Şu Cennet'in çantası. Is this Ebru's pen? Bakın arkadaşlar yine isimlerden sonra kullandık. Bu Ebru'nun kalemi mi? Yani pen, kenmez kalem oluyor arkadaşlar. Pen, kenmez kalem. Eğer kurşun kalem ifade edecekseniz pencil demeniz gerekiyor. Bu Ebru'nun kalemi midir? Soru. Is this Ebru's pen? Soru yapmayı öğrenmiştik arkadaşlar. Is she Damla's mother? Bakın o Damla'nın annesi midir diyoruz. Is she Damla's Sahiplik. Evet görüyoruz. Sahiplik ifade ediyor. Is your book dediğimizde arkadaşlar your book, your neydi arkadaşlar? Possessive, possessive de isimlerden önce geliyordu. Buraya your yerine ne kullanabiliriz arkadaşlar? Bakın şuradaki possessive adjectives yani şöyle ifade edelim. Possessive adjective kullanabiliyoruz ve bir isim koyacağız. Is this Is this Ali's Ali and apostrof koyduğumuzda arkadaşlar is this Ali's book. Evet bir insan ismi yazdığımız ve apostrof s yani virgülli s yukarıdan koyduğumuzda o zaman bu is this Ali's book. Bu Ali'nin kitabı mı demiş oluruz. Is this his his book. Evet yine his neydi arkadaşlar? Possessive adjectives. İyelik sıfatı. Is this his book? Is this Ali's book? Ali'nin kitabımı. Onun kitabımı. Is this your book? Senin kitabın mı? Evet diye ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Burada da bir örnek vermiş olduk. Nasıl değiştirecek? Nasıl değiştirebiliriz onu görmüş olduk. Değerli arkadaşlar başka bir örnek verelim. This is Ayla's Ayla's sister. Bu Ayla'nın kız kardeşi. This is Ayla's sister. Bu Aylan'ın kız kardeşi. Evet değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Aylas sister Ayla Aylan'ın kız kardeşi. Aylan'ın yani 'es' takısı bize 'ın' 'nın' Aylan'ın gibi Türkçede kullanabiliriz değil mi? Aylan'ın. Aylan'ın. Onun. Onun. Onun Evet, öyle kullanabiliriz değil mi? Cennet spek, cennetin, cennetin, in, cennetin, yani cennet, cennetin. İsim sonundaki biten harfe göre bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz anlayacağımız onun, un, nun, nin, nun gibi ifadelerde kullanıyoruz. Değerli arkadaşlar, bir sonraki püf noktalarımıza geçelim. Nerelerde kullanamayız, nasıl kullanamayız, nerelerde kullanabiliriz onu şimdi sizlerle paylaşacağım. Evet değerli arkadaşlar. Tips, püf noktaları demiştik. Do not use as after things. Evet değerli arkadaşlar bakın bu ne diyor? Do not use as after things. Diyor ki iyilik esini eşyalardan sonra kullanmayın. What's the book's name? What's the book's name? Bakın arkadaşlar bunu, Nedir? Burası ne oluyor? What is the name of the book? Şimdi bunu çok ne için kullanmıyoruz dedik? Çünkü çok fazla bizde ifadesi doğru olmadığı için bunu ne diyoruz arkadaşlar? What's the book's name? Bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. What is the name of the book instead of ne diyoruz arkadaşlar? What's the name of the book? Böyle ifade edebiliriz. I fix the houses fences. Houses fences. Bu ifadede düşüklük var ve doğru değil. I fix the fences of the house. Şimdi nerelerde kullanamayız onu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu zaman bunu da burada da kullanamıyoruz. Şimdi üzerine çizdiğimiz yerlerde yani eşyalarla beraber ne yapmıyoruz dedi arkadaşlar. Şunu buradan evet. I met Istanbul's mayor last year. Evet arkadaşlar, nerede kullanıyoruz? Yine kullanmıyoruz. Eğer bir bir yerin başkanı, bir grubun başkanını bahsederken yine kullanmıyoruz. I met Istanbul's mayor last year. Yani böyle bir ifade nerede de yine kullanmıyoruz. O zaman nerede kullanıyoruz? I met the yani kullanma diğer yerlerde kullanıyoruz. I met the mayor of Istanbul last year. Kullanım doğru ifade bu arkadaşlar. Doğru ifade bu. Ya İstanbul'un diye derseniz yanlış ifade olmuş oluyor. I met Istanbul's mayor last year. Evet. Bu ifadeler doğru ifade olmamış oluyor. Yani best Yüz olmuyor. En iyi kullanım olmuyor. If there are like questions that we, you, you are asked to find the best sentence, then you shouldn't choose this one. This is wrong. This is not best option. So I met the mayor of Istanbul last year. This would be the best option. So if it refers to a person, do not use. Evet, burada arkadaşlar bir mayor yani İstanbul's mayor derken burada İstanbul bir eşya gibi, bir yer gibi düşünün arkadaşlar. Onlardan sonra kullanmıyoruz demiştik. Mayors bir insana refer yani onu ilişkilendirdiği için o ben kullanmıyoruz. England's queen is well known. Bakın arkadaşlar İngiltere'nin burada aslında Türkçesi şu. İngiltere'nin Queen'i çok iyi tanınan diyor. Bu ifadelerde de kullanmıyoruz değerli arkadaşlar. Neden? Nerede kullanıyoruz? The Queen of England is well known. Doğru ifade bu arkadaşlar. Doğru İngilizce. Doğru İngilizce bu. Ya bu bu şekilde kullanıldığında İngilizceniz doğru olarak gelişecek arkadaşlar. Doğru ifade, doğru şekilde kullanmak gerekiyor. İngilizceyi. Ya şöyle derseniz İngilizce bilen birileri anlar mı? Evet anlar. Kesinlikle anlar. %99 anlar. Ve hiçbir problem olmaz. Fakat edebi olarak doğru mu? Edebi olarak doğru değil. The Queen of England is well known. Yani i̇fadeyi böyle yaptığımızda bu doğru bir ifade olacak. Bu şekilde kullanıldığında yanlış olduğunu size söylüyorum. Kullanmasanız güzel olur. Evet arkadaşlar. Bir sonraki tipslerimize devam ediyoruz. Evet, tipsleri tekrar edebilirsiniz. Ne diyoruz burada? With two names, only add s to the second name. Bakın arkadaşlar çok önemli ve sık yapılan bir hata var burada. Bu püf noktamızda. Çok önemli bir hata. Çoğu zaman öğrenciler bunu karıştırıyor. Yani öğrenen, bu dili öğrenen insanlar karıştırıyor. With two names, ya yani iki, üç, dört, kaç tane isimle beraber kullanacaksanız. En sonuncuya iyilik sıfatı, iyilik esi kullanıyoruz arkadaşlar. En sonuncuya iyilik esi kullanıyoruz. Evet, only the second one. Eğer ikinciye bahsediyoruz. This is every and soner's. Common mistake ne? This is every's. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Evet, burada görülüyor. Es koymuşuz, es koymuşuz. Bu hatayı yapmışsanız hemen olayı hatırlamışsınızdır. Arkadaşlar buna üzerine çarpı atıyoruz. Yani bu şekilde kullanmıyoruz. Evet bu pip noktamızı anlatalım. Not. Bu şekilde kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet. This is Ebru and Soner's house. İkinci S kullanıyoruz. This is Soner's and Ebru's house. Yani ikinciye S kullanıyoruz. House ev demekti. Soner isim Ebru and ve This is soner's house. Nasıl kullanım olduğunu da görmüş olduk değerli arkadaşlar. Bir sonraki püf noktamıza geçtik derli arkadaşlar. Put the apostrophe after the plural s. Do not write a second s. Arkadaşlar burada diyor ki eğer bir çok, bir şey birkaç kişiye aitse diyor. Sadece sadece ne kullanacağız? Apostrof kullanacağız. İyelik belirtmek için. Yani şurada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın s kullandık sons. My son's business. Benim çocuklarımın, oğullarımın biznesi, işi is great. İşleri, işi çok iyi. Great, harika, iyi, harika. My son's, bakın arkadaşlar çoğul, sons. My son's business is great. Ya yani onların, benim çocuklarımın, oğullarımın işi harika. Bakın onların, çocuklarımın, bir sadece bir apostrof kullandık. Bakın arkadaşlar ne diyor buradan? Şöyle kullanmayın diyor. Tekrar ikinci S'i kullanmıyoruz. İkinci S yok. O bunu my son's business is great. Yani burada S kullanmıyoruz. Kulağımıza bunu küpe yapalım. Örnek başka bir örnek daha yazalım. Her friends bakın arkadaşlar ne yaptık? Her friends books. Onun arkadaşlarının arkadaşlarının kitapları. Eğer buraya S koyarsak arkadaşlar yanlış olur. Buraya S koymuyoruz. Bunu şöyle alalım. Üzerini çizmiş olalım. Sadece S'den sonra bir apostrof koyduğumuzda bu bizim anlatmak istediğimizi söylemiş oluruz. Bir sonraki pif noktamıza geçiyoruz. Adorsal son pif noktamız arkadaşlar. Daha sonra da testimize başlayacağız. However yani bununla beraber if the plural noun is irregular write the apostrophe before the S. Evet arkadaşlar. Eğer biz bazı isimlerimiz nedir arkadaşlar? Çoğul. Mesela İngilizcede İngilizcede bazı isimler irregular olarak var arkadaşlar. Mesela goose geese. Mesela geese. Mesela mice gibi. Yani. Bu bu tür ifadelerde arkadaşlar bunlardan sonra gelecek Goose, geese S kullanabiliyoruz. Bakın burada S yok zaten. Çoğul ifade. İngilizcede çoğul yapmak için S kullanıyorduk biliyorsunuz. Çoğul yapmak için S kullanıyoruz. Bir ismin sonuna S getirerek çoğul yapıyoruz. Bunun nasıl S çoğul yapıldığını göreceğiz arkadaşlar. My childrens, bakın arkadaşlar, my children. Burada children zaten çoğul arkadaşlar. Şu yani iki kere çoğul yapmaya gerek yok. Children çoğul zaten. Çoğul. O yüzden childrens ikinci bir S kullanmıyoruz. İkinci bir S kullan. Sadece ne kullan? Bakın birinci cümlede ne yapmışız? Children's. Doğru kullanımı bu arkadaşlar. Bu ikinci kullanımı yanlış. Honest. Dürüst demek arkadaşlar. Honest. Dürüst. Children çocuklar demekler. Çocuklar. My children's. Friends. Arkadaşları. My, benim çocuklarımın arkadaşları. Friends. Irregular düzensiz demek arkadaşlar. Düzensiz. Düzensiz isimlerimiz var. Düzensiz fiillerimiz var apostrofi virgül demekti zaten biliyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar.